bizim mali kriterlerimizin yerini getirmediğimiz sezonlar 2019, 2020, 2020, 2021 yıllarına aittir. Bizim kendi dönemimiz ait mali kriter borçlarımız yoktur. Ve ben şunu söylüyorum. 2019, 2020 yılında düşmeye kaldırılmış olan bir sezonda hepimiz şahittir. Neden? Pandemiden dolayı. Bu borçlar da o tarihten gelmektedir. Ben şimdi soruyorum. Madem düşme kaldırıldıysa niçin bizim üç ondan dolayı siliniyor veya da silinmek isteniyor. Biz mali kriterler yerimiz getirmedik anlamında değil bu konular. Ben diyorum ki madem bu puanı silecekseniz bizim şu anda transferimiz kapalı ve transfer biliyorsunuz Ocak ayının 12'sinde açılıyor ve bir aylık süremiz var. Diyorum ki ben madem bu puan silinecekse de bize bu zamanı verin. Biz bu zaman içerisinde transferlerimizi açarsak zaten bunları yerine getirmiş olacağız. Yeni puanımız silinmemesi gerekiyor. bundan sonra silinmesi gerektiğini söyledim pazartesi açıklansın. Bu futbolcuları, bu camianın kimsenin moralini bozma hakkı yoktur. Özellikle buradan bunu söylemek istiyorum. Yani şu, bu maç öncesi bunların açıklama kimsenin kimseye faydası yoktur. Ma maalesef bunlar yapıldı ve oldu. Biz gerekli müracaatlarımızı yaptık. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu şirketler zor durumu geldiği zaman ne yapıyorlar? Konkorta kararı alıyorlar ve diyorlar ki süre istiyorlar. Biz de bu süreleri istiyoruz. Bu camialar yok olmasın, kapanmasın. Malum Kocaeli'nin durumu, Bursa'nın durumu. Ee, tabii ki biz camia takımlarıyız. Tabii bizim bu puan silmelerimiz diğer e, şirket takımlarının hoşuna gidebilir. Eyvallah. E, onlar maliket hale getirmişler olabilir ama biz getirmeyeceğiz anasını değildir. Bizim de hedefimiz var. Biz inşallah bu konuda en, en yakın zamanda transferimizi açacağız. Bu borçlardan kurtulacağız. Biz sadece zaman istiyoruz bu konuda ilgili. Ve tekrardan buradan herkesi iletmek istiyorum. Bizi bu zaman lütfen versinler. Bu takımlar yok olmasın puan silmek, 3 puan silmek benim için 15 5 kaybetmiş bir insan olarak kulüp olarak söylüyorum. Bir maç fazla, bir maç eksik olayı değil. Ben şimdi bundan sonra transfer yasakları da gelme durumları var. Ve daha sonra yerine getirip 6 puanlar silme durumları var. Onun için bu camialara destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle şu an bu puan silinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bize zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediler ki kanunen artık bundan sonra kulüpler şirketleşmesi gerekiyor. Siz de şahitsiniz bu konuları. Ben sistemli bir şekilde ve kongreler giderek yani bu işi yüzde dörtte son çoğunluğu sağlayarak gidiyorum. İki sefer kongremi yaptım. İlkinde nedir? Şirketleşme yetkisi aldım kongre. İkincisinde de şirketleri birbirini devretme yetkisini aldım. Şimdi biz bunlarla boğuşurken de bir de bu puan silmelerle karşılaşıyoruz. Buradaki konu şu. Biz bu kulübü deniz spor olarak konuşuyorum. Kendi camiam için konuşuyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Belki bir ay içerisinde ben bu transferi kaldıracağım. Buradan da söylüyorum. Var. Futbolcularımız dahil şu andaki mevcut olan futbolcularımız dahil. Bakıyorlar ki sonuçlar kötü. Bizden ayrılmak isteyenler var. Bizden gitmek isteyenler var. Kulübün transferi açarsam hangi kulübün transferi kapalıysa ben hiçbir futbolcu almayacağım. Buradan söyledim ve konuştum. Ama maalesef şu anda bunu da yapıyorlar. Bu psikolojik olarak dün akşam yayınlanan olay çok hoş değil. Rica ettik Pazartesi bırakılmasına maalesef olmadı. Biz de elimizden gelen bütün e, imkanları kullanıyoruz. Yetkilerimizi kullanacağız, müracaatlarımızı yapacağız. Nereye e, bu konuda dava açmamız gerekiyorsa, FIFA'sa, FIFA, UFA'sa e, gerekli bütün tepkilerimizi alarak e, bütün mücadelemizi vereceğiz arkadaşlar.